Sabunun keyfine diyecek yok maşallah. Sabunumuzun tedavisi bitti, kısırlaştı. Belki bir yuva buluruz şansı varsa. Çok uysal değil mi? Nasıl durum? Şu anda daha iyi. Dün röntgenini tekrar ettik. En azından diyafram sınırı belli oluyor. Önceki röntgenlerine göre çok iyi. Bir de zaten solunumu da öncesine göre çok iyi. Öncesinde ağzı açık kalıyordu direkt. Şu külahı almışlar biliyor musunuz? Evet, bu külahı almışlar. Aslı. İsmini de biliyor. Aslı. Aslı. Aşağıda atlıyor, geziyor. Çıktım ya. Gözü şimdi operasyon olduğu için. Aha, yani gözü böyle. Daha şey, bakın üçüncü göz kapağı çıkıp vaziyette zaten. Bu operasyon yani 6 aya kadar da sürebiliyor dedi hoca. Çok nadir vakalarda kalıcı kalıyor ama geçer diye düşünüyorum. Çünkü heylanınki bayağı büyük bir polipti. Evet, bayağı uğraştık kulağıyla. O yüzden ister istemez öyle bir komplikasyon veriyor ama genel halde falan iyi oldu. Aynen. Bombemizi daha iyi görüyoruz. Buraya geçmiş. Evet. Kumun falan koyalım. Ben hani bir şeyden. Bir patinin kumuna girmeye çalıştı bizim kedimiz. Bunun da karnında yarası olan canımız. Şu an daha iyi gibi. Bu da taburcu olacak herhalde hafta sonuna. Evet. Bir yıkama yapacağız onu. Ha, mantarı var. Evet, bir yıkama yapılacak. Bu kumun içinden çık artık da. Seni görelim. Ne var orada? Lala'da fib tedavisi gören canımız. Biraz ürkek. Onun da ilacı herhalde bitmek üzere. Terlik. Bunda mantar. Mantar tedavisi. Çok sinirli. Aynen ya. Çok sinirli. Aynen. Yavrum tarafta kalmış. Bakabiliriz. Ha, bakabilir miyim? Aksırı yok. Problemi yok. Ay anneciğim. Ay çok güzelsiniz. Niye kumun içine girersiniz? Onu da bilmem ki. Annesi bu tarafı kullanmıyor. Ha. Yapmıyor burayı. O yüzden orada ötüyorlar. Emel, ben bu kediyi buldum. Bir tane yuvanın içinde yatıyordu. Bu çocuk çok zayıflamış. Çok zayıf. Ağzı falan da kötü. Telefon mevzuluktan için koştum geldim böyle. Durumu çok kötü yani. İskelet gibi kalmış. Bak. Yuvada ölümüne yatıyordu yani. Tam yukarıda ateşine serum alacağız. Yoğun bakım alacağız. Sabun daha kendisi bebekken hamile kalıp sonrasında yavruların öldüğünü düşünüyoruz. Meme bezleri çok şişti. Yara olmadan meme bezlerini küçülttük. Şimdi kısırlaştı. Bundan sonrasında birkaç gün içinde taburcu olacak. Evet, evet, evet kızım. Devam ediyor. Oh, su mu içtin sen? Ağzın ıslanmış. Bir de kısırlaştı. Evet, evet, çok iyi. Maşallah, maşallah. İlacı devam edemezsek tabi hoşa çıkmak istiyorlar, sıkılıyorlar çünkü şeyde. Yok, Gülşen hep öyle. Gülşen, burada fiple kızımız var, ıslak fiple tedavisi devam ediyor. Şu anda çok daha iyiyiz. Gülşen gel, gel anneciğim. Köylanımız da dün operasyon oldu kulağından. Şu anda toparlanma sürecindeyiz. Direnleri var. Henüz daha yeni. Gel. Köylan. Köylan. Ne oldu? Hı. Aslımız, solunum sıkıntısı olan kızımız. Şu anda daha iyi. Ahmet hala tedavisi devam ediyor. Çok sevdiriyor kendini. Böyle. Aslı. Aslı.
pombik penisinde yara olan çocuğumuz. Tedavisi devam ediyor. Pombik. Annemiz ve yavrular. Tamam kızım, tamam kızım. Terlik. Terlik de mantar tedavisi görüyor. Ne oldu aşkım? Ne oldu anneciğim? Evet bebeğim. Terlik. Selime. Selime'nin de dikişi yaraları toparladı. Yakalığı tamamen çıktıktan sonra birkaç yerinde mantar var. Yine onunla mantar tedavisi olacak. Nalan'da nörolojik küplüğü olan kızımız. Tedavisi devam ediyor. Tahlillerine bakılması lazım. Kapsül ilacımız devam ediyor. Şu anda çok daha iyi. Denge kaybı da çok iyi. 8 gün kadar yoğun bakım ünitesinde yattı biliyorsunuz. Gördüğünüz üzere çenesinin yarısı yok. Bunun için patolojiye parça gönderilmesi gerekiyor. O tümörlü parçayı hala tutuyoruz. Fakat patoloji ücretini tamamlayamadığımız için maalesef ki bunu şu an yapamıyorum. 10 bin lira kadar onun için ihtiyacımız var. Bir de 8 gün yoğun bakım ünitesinde kaldı ve bilimum kullandığı ilaçlar vesaire. Onlar da 20 bine yakın tutuyor şu an. Yani maalesef böyle bir para yok. Ameliyat ücreti karşılandı. Onunla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok zaten ama ameliyattan sonrası da hala devam ettiği için şu an sıkıntılı bir süreçteyim ve maalesef parçayı gönderemiyoruz.